arkadaşlar, çok geriye gitmeye gerek yok. Ünye'nin 20 yılı çalınmıştır. 1999'dan bu yana aynı zihniyete sahip insanlar ünyemizi yönetmektedir. Ve durum meydandadır. En kötü ihtimalle, orasının çok iyi olduğunu söylemiyorum ama bir Fatsa ile kıyaslandığımızda dahi aradaki farkı görmek mümkün. Ünye 80'li yıllarda Kültür Sarayı'na sahip 3-4 tane sineması olan bir kültür şehri iken maalesef 20 yıl sonunda Kültür Sarayı'nı kaybetmiş, sinemaları kapanmış, kendi kabuğuna çekilmiş bir ilçe durumuna geldi. Bunu söylerken 1987 yılından daha 24 Haziran'a kadar Ünye'nin her dönem bakan çıkarttığını da söylememiz gerekiyor. Maalesef. Evet, gerçekten Ünye'ye layıkıyla, fazlasıyla hizmet eden bakanlarımız oldu. Burada onları Şükrü Yürür'den Refahettin Şahin'e, İdris Naim Şahin'e varıncaya kadar hizmeti geçen, emeği geçen hepsini saygıyla, Refahettin Bey'i rahmetle anmadan geçemeyeceğim. Evet, gerçekten büyük hizmetler yaptılar ama maalesef şimdi o kelimeyi de kullanmak ne kadar doğru bilmiyorum. Ünye'yi geçinen bakanlar oldu. Bunu herkes biliyor, herkes tarif ediyor. Hatta onları destek veren arkadaşlar da bunu söylüyorlar. Ünye'nin geneli bunu söylüyor. Yalancı bakanlarımız oldu biz. Dolayısıyla işimiz zor. Ama Ünye'nin öncelikle Ünye'ye sahip çıkması gerekiyor. Ünye'nin aklını başına devşirmesi gerekiyor. Başka çaresi yok. Bu iyilik hareketi olur. Bu başka bir hareket olur ama Ünye gerçekten kendisine sahip çıkmak durumunda. Herkes kendi kabuğuna çekilmiş, kendi yuvasının içerisinde dört duvarın arasında hapsolmuş bir vaziyette gider ise Ünye de geleceğini kaybedecektir. Bu tespitten sonra ben değerli basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize tekrar hoş geldin diyorum. Sözümün başında unuttum. Başta dün daha şehit olan 8 tane kahraman evladımızın ve bütün şehitlerimizin de ruhları şad olsun. Allah mekanlarını cennet etsin diyorum. Saygılarım.